belli bir yer, zaman veya şahısla ilgili bilgiler içeren veya bir savaş ya da doğa olayı gibi tek ve özel bir olayı haber veren hadisler genellikle büyük alametler olarak nitelendirilir. Bunlara örnek olarak İran-Irak Savaşı, Ramazan ayında görülen güneş ve ay tutulmaları, Kabe'de kan dökülmesi gibi alametler sayılabilir. Öte yandan hadislerde, ahir zamanda dünyanın durumu ve insanların yaşantısı hakkında genelleme şeklinde yapılan tasvirler de küçük alametler olarak değerlendirilir. Depremlerin çoğalacağı, yüksek binaların artacağı, insanların uzun mesafelere taşınacağı gibi alametler bu küçük alametlerden olarak görülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde haber verdiği bu küçük ve büyük alametlerin en doğru şekilde değerlendirilmesi gerekir. Zira açıkça belli bir olayı haber veren alametler kadar bu alametleri destekleyen diğer gelişmelerin göz ardı edilmemesi de son derece önemlidir. Üzerinde gereği gibi düşünülüp etraflıca araştırılırsa, küçük zannedilen alametlerin gerçekleşmiş olmasının da aslında büyük birer mucize oldukları açıkça görülür. Ahir zaman alametleri bir bütündür. Hepsi aynı dönemde, arka arkaya, eksiksiz olarak meydana geldiğinde bir bütünlük oluşturur ve belli bir sonuca işaret ederler. Hadislerde ahir zaman hakkında detaylı tasvirler yapılmakta, her konu çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu ayrıntıların bundan 14 asır önce bu kadar kapsamlı bir şekilde açıklanmış olması ve belirli bir dönem içinde ard arda gerçekleşmesi son derece mucizevi bir durumdur. Birkaç 10 yıl sonrasına dair öngörülerde bulunmak bile son derece zorken, 1400 yıl sonrasının çevre koşullarının, sosyal, siyasi ve ekonomik durumunun detaylı olarak tarif edilmesi Allah'ın bildirmesi dışında imkansızdır. Gayba yönelik tüm bilgilerin sahibi Yüce Allah, bu bilgilerden dilediği kadarını, dilediği kullarına bildirebileceğini Kur'an'da haber vermiştir. O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına gözetleyiciler dizer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın izniyle kendisinden yaklaşık 20 insan nesli sonrasında yaşanacak bir dönemle ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir. Filmin ilerleyen bölümünde bahsedeceğimiz bu alametler farklı zamanlarda ayrı ayrı gerçekleşmiş olsalar belki sıradan olaylar olarak görülebilirdi. Ancak çok sayıda alametin kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gerçekleşmesi, içinde bulunan dönemin önemini ve hadislerin doğruluğunu teyit eder niteliktedir. Hadislerin bize doğru olarak ulaşıp ulaşmadıklarından, ahir zaman konusundaki hadislerin gerçekte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş sözler olup olmadığından kuşku duymak son derece yersizdir. Çünkü ahir zamanla ilgili birbirinden farklı hadisler farklı kanallardan aktarılsalar bile birbirleriyle uyum ve bütünlük içindedirler. Bu da sözlerin kaynağının doğruluğu konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldırır. Aynı zamanda hadislerde yaşanacağı bildirilen olayların bir bir gerçekleşiyor olması bu rivayetlerin doğruluğunu ispatlayan en kuvvetli delili oluşturmaktadır. Bu kıstas, ahir zaman ve kıyamet alametleri üzerine araştırma yapan birçok İslam alimi tarafından da kullanılmıştır. Geçtiğimiz yüzyılın ünlü İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de günümüzde meydana gelen birçok olayla hadislerde haber verilen bilgilerin mutabık çıkmasının hadislerin gerçek olduğunu ispatladığını ifade etmiştir.